İçinde bulunduğumuz devir, yani dünya tarihinde görülmeyen ehemmiyette çok büyük bir devir, çok önemli bir devir. Mesela Hristiyanlar, Katolikler, Evanjelikler, Museviler, Müslümanlar çok zor durumdaydı bu yüzyılda ilk defa. Yani daha önce putperestler oluyordu, sapkın inançlar oluyordu ama hak dinler ondan çok rahat mücadele edebiliyordu. Yani çünkü çok bilimsel bir açıklamaları olmuyordu. Yani çok Evet. sıradan, sati izahlar yapıyordu. Fakat dünya tarihinde ilk defa, bakın dünya tarihinde ilk defa fen ve felsefeden kaynaklanan, bilimden kaynaklanan bir dinsizlik akımı oldu. Ve bütün dünyayı etkiledi. Dünya tarihinde bu ilk. Hiç yok böyle bir şey. Evet, inşallah. Onun için deccaliyet Peygamber Efendimiz tarafından dünya tarihinde görülmemiş bir olay olarak belirtilir. Yani bu şiddeti, çapı ve gücü açısından şiddetli bir olay olduğu ve bütün peygamberlerin bu döneme işaret ettiği şiddetinden de insanların çok mağdur olacağı bir zaman. İnşallah. Bu zamanın özelliği olarak da zaman da hızlı geçiyor. Evet. Yani zaman akışı özel belirtilmişti hadislerde. Zaman çok çabuk akar şeklinde belirtiliyor. Dikkat ederseniz insanlar haftaları, günleri, ayları şaşırıyorlar. Hayret içinde kalıyorlar yıllara, değil mi? Mesela eskiden böyle değildi. Değil Ben mi? çocukluğumda da hatırlarım. Yani tatil bitmezdi. Bitmezdi inşallah. Haftanın geçmesi çok büyük olaydı. Gün bir sabah okula giderdik, öğlen gelirdik. Yani muazzam vakit geçerdi, bir gün gibi olurdu. Öğlenden ilkindiye ayrı bir olay olurdu, ilkindiye akşama ayrı bir olay olurdu. Akşamdan yatsının arası da uçsuz bucaksız olurdu. Şimdi muazzam hızla geçiyor. Yani göz açıp kapayıncaya kadar haftalar, her hafta bir pazar oluyor inşallah. Bu ahir zamanın bir özelliği. Fakat bizim yaptığımız İslam alemine, iman edenlere, bütün Hristiyanlara, Musevilere yaptığımız bir güzel tavır oldu. Çok güzel bir tavır oldu. Allah bizleri vesile etti. Bu dünya tarihinde ilk defa rastlanan, fen ve felsefeden, bilimden kaynaklanan bu büyük fitneyi yeryüzünden kaldırdık. Maşallah. Evet. Yani bakın bütün peygamberler bu döneme dikkat çekmişler. Evet. Bu fitneyi yeryüzünden kaldırdık. Şu an evanjelikler anormal rahatlar. Maşallah. Anormal neşeliler. Yani işte gidip anlatalım, izah yapın kendilerine geldiler. Hatta bir kısmının dengesi bozuldu. Müslümanlar deccal gösterecek kadar kendini kaybetti. Evet. Musevilerde çok ciddi bir toparlanma oldu. İsrailli gençler, İsrail bir ara direkt komünistti. Evet. Yani sosyalistti Evet. İsrail. Süratle dindarların sayısı arttı. Yani şu an dindarların sayısı gittikçe yükseliyor İsrail'de. Evet, maşallah. Katolikler bir kendilerine geldiler. Çünkü artık ateizmi, Darwinizmi yıkan bir güç var. Yani mesela bir şey olsa bakın onların sitesine diyorlar. Konu bitiyor. Ama kendileri başa çıkamıyorlar. Yeniliyor Hristiyanlar. Çünkü niçin yeniliyorlar? Bütün kainatın ömrü 6000 yıldır diyorlar. Şimdi böyle deyince zaten başlangıçtan bir mağlubiyet olmuş oluyor. Yani kainatın ömrü 6000 yıl dendim mi? Çünkü karbon 14 metodu var, diğer metotlar var değil mi? Evet. Her ilmi çalışma kainatın ömrünün çok eski olduğunu gösteriyor. Evet. Dolayısıyla bizim dışımızda da küfrü gerçek anlamda ezen ve yıkan hiç kimse olmadı. Maşallah. Şimdi bizim meydana getirdiğimiz bu ortamda elhamdülillah iman edenler artık çok rahatladılar. Enine boyuna istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Dünya hakimiyetinin yolu açıldı. İslam'ın dünya hakimiyetinin önünde şu an bir engel kalmadı. Çok rahat İslam dünyaya hakim olacak gibi. İnşallah. Yaklaşık 10 yıl içerisinde de bu katlamalı olarak 2, 4, 8, 16 şeklinde artıp gelişecek. Göreceksiniz hakim olacak. Ama tabii buna karşı koyan güçler de olacak. Yani sırf felsefeden kaynaklanan değil, dinden kaynaklanan da direnmeler Evet. olacak. Çünkü bu felsefeyi oluşturanlar, Darwinizmi, materyalizmi oluşturan masonik zihniyet, din alanını boş bırakmaz.
yargıyı boş bırakmaz, polisi boş bırakmaz. Yani her yerde yapılandılar. Dolayısıyla dindarlar içerisinde de yapılandılar. Onun için ümmetimden 70 bin sarıklı Deccal'e tabi olacak derken Peygamber Efendimiz, bütün dünyadaki sarıklı alim olarak görünen kişilerin Deccal'in bir nevi yardımcısı olacağını belirtmişlerdir. Evet hocam, inşallah. Ve bu da oluyor şu an. Evet. Ama bizim karşımızda bunlar da yani feci şekilde ezdiriyorlar. Maşallah. Mesela Türkiye'de çok donanımlıydılar. Çok donanımlıydılar. Böyle profesörler vardı, çeşitli hocalar vardı, ayarlanmış, hazırlanmış, iddia edilen Ergenekon örgütünün uyuyan hücreleri vardı. Hareketlendirilmek üzere bekletilen. Bunları hareketlendirdiler ama hareketlendirmeleriyle beraber halk tabirine zımbalamamış bir rol yani. Maşallah. Anında yapıştırdı. Evet, maşallah. Yani tam bir apışma hali var şu an, yapıştık. Evet. Böyle şaşkınlar yani ani vuruştan dolayı.